2002 yılında Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin dış borcu 129,5 milyar dolar. Şimdi hükümet sözcülerine bakarsanız, mikrofonun karşısına veya ekranın karşısına çıkan IMF'ye borcu kapattık diyor. Doğru, yani IMF'ye borç kapandı. Fakat IMF'ye borcun kapanmasıyla Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin borçları bitmiyor arkadaşlar. Bakın, 2013 yılı sonu itibariyle Türkiye'nin dış borcu 396,8 milyar dolar. Bunun 275,2 milyar doları özel sektör borcu, geri kalanı Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin borcu. Yani IMF'ye borcun kapanmasıyla ülkemizin borcu bitmiş değil. Güçlü ekonomiden bahsediyorlar. Güçlü ekonominin getirdiği borçlanmadır arkadaşlar. Bakın, insanımızın 2002 yılında tüketici kredisi olarak 2.3 milyar Türk lirası tüketici kredisi kullanılmış 2002 yılında. 2014 yılında kullanılan tüketici kredilerin miktarı 281.9 milyar Türk lirası. Kredi kartı borçlarına bakarsak 2002 yılında 4.3 milyar Türk lirası kredi kartı borçlusu varken 2014 yılına geldiğimizde kredi kartı borçlusunun toplam borcu 86.8 milyar Türk liraya çıkmış. İşte güçlü ekonominin ülkemizi getirdiği nokta budur. AKP hükümetleri üretimi arttırmak yerine rantı arttırmayı seçmiş ve bunun neticesinde sanayi üretimimiz sürekli düşüş kaydetmektedir. 2002 yılında bir önceki yıla göre sanayi üretimindeki artış %9,4 iken 2014 yılında sanayi üretimindeki artış ancak %3,8 olarak gerçekleşmiştir. Ekonomik büyüme rakamlarına gelirsek, Türkiye İstatistik Kurumu rakamlarını veriyorum. 2002 yılında, yani iki tane ağır deprem yaşamış, bir Gölcük, bir Düzce depremini yaşamış ve ülkenin sanayisinin, ağır sanayisinin bel kemiği olan Körfez'deki sanayi tesislerinin yaklaşık bir yıl çalışamaz halde olmasına rağmen 2002 yılında ülkemizin büyüme oranı %6,2 olmuş. 2014 yılının ortalaması 2,8. Yani 12 yıllık AKP hükümetleri döneminde ortalama büyüme hızımız %4,8 olarak gerçekleşmiş. O kadar ağır deprem yaşayan 57. hükümet zamanında, yani partimizin ikinci büyük ortağı olan 57. hükümet zamanında 2002 yılı sonunda enflasyon oranımız %29,7. 2014 yılında gerçekleşen enflasyon %8,2. 2015'teki hedef %5. Şubat ayı sonu itibariyle 2015 hedefi şaştı, %7,55 oldu. Değerli arkadaşlar, 2002 yılında Türkiye'de işsizlik oranımız %10,3. AKP'nin 12 yıllık devre iktidarında güçlü ekonomi olan Türkiye'de işsizlik oranımız %10,9. Bu, bir ay içerisinde iş arayıp da bulamayan insanlarımızın oranı. Bunun dışında iş arama, iş bulma umudunu kaybederek İşkur'a müracaat edip iş aramayanları da kattığımız zaman Türkiye'de işsizlik oranımız %20'lere varmaktadır. İşte AKP'nin güçlü ekonomisi bu.